Ne yapıyorsun oğlum? İyiyim lan. Bak bana ne yaptın oğlum sen? La yardılar lan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yeni geldim lan. Ulan şerefsize bak lan. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne lan? Bu ne lan? Şerefsiz. Çok özlemişim lan mahalleyi. Vallahi çok kokusu bile değişmemiş yani. Helal lağım patladı burada. Bak buralar turistik oldu yoksa değişti yani. Bize kadar turistik, bizden sonra tropik. Yürün ayını kahveye gidelim. Vay şerefsiz ya. Bakın la kimi getirdim şimdi. Selamünaleyküm. Şilat emmi, öpeyim. Öpme evlen, köy mü bura? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun, ne haber abi ya? Ana! La oğlum, Şevkat gelmiş lan. Lan oğlum, aslanım mısın lan, koç olmuşsun. Gel lan buraya bir sallayız lan. La oğlum, İstanbul'a gittiniz, gelmez oldunuz ha. Hayırsız. Lan, şşş, mikrop. Bak, Şevkat gelmiş lan, gel. Şevkat, kardeşlik. Lan mikrop, ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan, çaycı mı oldun buraya? Ne çaycısı lan? Kahve benim oğlum. Allah Allah. Her yer yıkılır, bu kahve durur. Eyvallah. La oğlum, hadi çay getir lan. Evet, hadi. Çay. Bebeyken ne çektik lan seni? Seni bir türlü uyutamazdık ha. Seni bir tek deden uyudu. Kulağına bir şeyler söylerdi ama anlamazdık ha. Küfrediyordur. Valla beni küçükken öyle bağırtırdı, saydırınca da gaz uzarlardı. Sen esas onu bana soracaksın, bana. Dinsiz imansızlık tek yedine senin diden. İmama da çok gıcırdı ha. Çok şerefsizdine senin diden, çok. Şimdi cehennemde cayı cayı yanıyordum namussuz. Tövbe de la, tövbe de ya. O namussuzun torunu şimdi sosyeteye karıştı baba. Lan oğlum git işine seni. Bırak la bırak, gazetede okudu. Alıp kaçırmışsın kızı. Ya oldu öyle bir şey. Doğru. Şşş. Ya gelip buraya yerleşsenize la. Ya nasıl yerleşelim Adnan abi ya? Şimdi oğlum İstanbul'a kök salmışız. Bir de iş güç bilmem ne. Ben zaten evi satmaya geldim buraya. Dün de sattım zaten. Ne bu ev satılır mı hiç gerizekalı mı? Niye ya? O evde yatığı var lan, yatığı. Nasıl? Dur. Ne diyorsun sen, millete mi? Kalkın. Öyle kalkın bir yol dedim ya, kalkın verin gari ya. Senin dedin bu mahalleye tövbeli geldiler Şevkat. Sonra bu evin bahçesine bir evliya gömdü. Buraya mı? Hele buraya. Buraya mı la baba? Buraya oğlum, buraya. Bunu kimselere söylemedi. Bir tek ben biliyorum. Beni bak, sakın bu evi satın deme. Sonra dediğin o şeytanın gücü çözülür. Değirmene çevir bu evi. Öyle, öyle kelaniye döndürür buraları da. Hızımız, namusumuz gider elden. O canım ev 3 kuruşa satılır mı? Evin bahçesinde yatır var. Katır baba yatır. Hemen evi geri al, yoksa seni katır gibi teper. Beyefendi bir dakika, giremezsin buraya. Beyefendi. Ablacığım bir dakika. Bir dakika, tamam. Tamam kızım, sorun yok. Selamünaleyküm. Hemen mevzuya gireyim. Ben evi satmaktan vazgeçtim. Hayırdır ya? Evi daha dün sattın, bugün ne diye vazgeçtin? Ya şimdi bunlar biraz ailevi mevzular ama ben sana kısa bir özet geçeyim. Şimdi dün gece benim rahmetli dede rüyaya girdi. İşte dedi oğlum dedi, o evi dedi satma dedi. Evin dedi altında yatır var dedi, işte satarsan dedi çok kötü olur dedi. Şöyle olur, böyle olur falan cert cürt. Ondan sonra bana da bir böyle bir uhri evi yat çöktü. O yüzden vazgeçtim, kusura bakma. Şunu da vereyim. Çok az eksiği var ama en kısa sürede tamamlayacağım, söz. Ticarette yanar döner olmaz Şevkat kardeş. Deden daha önce söyleseymiş. Hop hop. Ahirete karışma ya. O da bize karışmasın. Biz ticaret yapıyoruz. O ev artık benim. Ha çok istiyorsan verirsin 200 bin lira, geri alırsın. 200! Bir günde %100 kar mı olur la? E ticaret bu. Oğlum bunun ne ticaret? Bu bildiğin porno. Biz de esnaf adamız, yapma. Esnaf dedim biraz insaflı olur ya. Ben esnaf değil, iş adamıyım. İş adamı insafsız olur. Vallahi senin gibi fahişkar isteyene iş adamı değil, fahiş adamı derler. Bana bak bana. Ben bu plazayı dikmek için kaç ev yıktım biliyor musun? Ya 200 bin lirayı verirsin ya da o güzelim evini yıkarım. Bana kepçe aktaş derler. Ben bu işlere kepçe operatör olarak başladım. Karşıma çıkarsan seni de yıkarım. Bana da Şevkat Yerimdar derler. O mahalleye gel de gör bakalım o kepçe nasıl takla atıyor.